1984-2000 yılları arasındaki Beşiktaş başkanlık koltuğunun tek hakimiydi o. İşte karşınızda suskunluğunu mikrofonumuza bozan Süleyman Seba. Eski sevgili izleyiciler, kuşkusuz şu anda Türkiye'de herkes onu merak ediyor. Bahsettiğimiz kişi Beşiktaş Kulübü onursal başkanı Süleyman Seba. Onu Sakarya Hendek'te bulunan çiftliğinde bulduk. Kameraman arkadaşım Mehmet Civan'la birlikte hemen evine doğru ilerliyoruz. Başkan Seba'yı ziyaret edenler arasında çiftlik komşusu ünlü siyasetçi Saadettin Tantan da var. Beşiktaş'ta özleşmiş, kendini yıllarca kulübe adamış bir büyüğümüz. Ziyaretine geldim, son derece sağlıklı bir iyi gördüm. Ardından onursal başkan Süleyman Seba evinden dışarı çıkıyor ve atlarıyla köpekleriyle oynayarak adeta ben hasta değilim, rahat olun mesajını veriyor. Bunu da yiyecek valla. Yiyecek, mikrofonu da yiyecek, sen verir bir yedir. Yeğeni, aynı zamanda can dostu da olan Fahri Koç, bakın Süleyman Seba hakkında ne anlatıyor. Dediler, buradaki balıkları nasıl çıkarıyorsun tutmak için falan dediler. Ya çıkarmama gerek yok dedim. Süleyman abi dedim. O Süleyman abi de tam karşıya geçti, bana bakıyor böyle. Ben buraya bir dalıyorum dedim. Yarım saat sonra temizleyip hazırlayıp çıkıyorum suyun altından dedim. Ulan suyun altında yarım saat ya. Seba dönemi yöneticilerinden Latif Ayaz da ziyaretçiler arasında. Kendisini sağlıklı gördüğüm için de hakikaten çok sevinçliyim, mutluyum. Ve sıra röportaja geliyor. Beşiktaş'ı çıplak şekilde aldınız. Neler yaptınız, neler? Nasıl anlatacaksınız 16 seneyi başkanım? Çıplak yaptım diye, çıplak yaptık diye böyle bir şeyim olamaz. Biz vazifemizi eğer yapabildikse, arkadaşlarımla beraber yapabildikse kendimi mutlu addederim. Yoksa tek başına bir şey olmaz. Ama güzel günler yaşadık. Hem de çok güzel günler yaşadık. Başarılı olduk mu, olmadık mı, bunu Beşiktaş camiasına bırakıyoruz. Ama kalben bir şeyler yaptığımızın düşüncesindeyim. Aldığımızda neydi, bıraktığımızda neydi? Ben ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Bugünlere geldik, aşağı yukarı 12 sene geçti. Bugünlere geçtik. İnşallah diyorum, bundan sonraki zamanlar Beşiktaş'a güzel günler yaşatsın. Size senelerce alkışlayanlar bir gün gelir, o alkışları keserler, başka türlü alkışlara başlarlar. Tabii gönül çok daha başka şeyler arzu ediyor. Biz ayrıldıktan sonra en azından istediklerimizi bulamadık. Kulübümüzün bazı tatsızlıkları dolayısıyla çok üzüntülerimiz oldu ama onları da hepsini yuttuk oturduk. Her geçen sene veya da her geçen gün bambaşka şeyler getiriyorlar. Hiç ümit etmediğiniz şeyler geliyor karşınıza. Allah kolaylık versin diyorum. Yalnız Beşiktaş'ı üzmesinler. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Başkanım. Beşiktaş'a da 8 sene hizmet etti. Ne diyeceksiniz kendisine? O, hiçbir şey söylemiyorum. O konulara da girmek istemiyorum. Lütfen. Beşiktaş'ın kişiliğiyle oynamayı ben kendime yakıştıramıyorum. Beşiktaş, Beşiktaş'tır. Hava biraz soğuyor ve tekrar içeri giriyoruz. Sevgili izleyiciler, görüyorsunuz işte Sayın Başkan Süleyman Seba dimdik ayakta. Hiç kimse merak etmesin. Buraya kadar geldiniz, yemek yemeden göndermem diyen Başkan Seba çok güzel bir sofrayla doyuruyor karnımızı. Başkanım, bu keyifli sofra için teşekkür ederiz öncelikle. Estağfurullah, afiyet olsun hepinize.
Başkanım, sizin döneminizde yetişen bir futbolcuydu Sergen Yalçın. Evet. A takıma çıkan bir oyuncuydu. Onun için neler söyleyeceksiniz? Sergen Külyos'tan aldılar, getirdiler. O zaman küçüktü. Kerada yani iyi futbolcuydu. Kendine iyi baksaydı daha da geliştirirdi kendini. Daha da geliştirirdi. Daha da iyi bir futbolcu olurdu. Aferin. Kendi kendini yetiştirdi. Bu da bir haslet yani. Çok iyi bir yorumcu oldu. Bunu da kabul etmek lazım. Keyifli bir günü Sakarya Hendek'te tamamlayarak ayrılıyoruz. Onursal Başkan Süleyman Seba'nın çiftliğinden. Eski dostlar, eski dostlar.